Başkan vekilimiz söyledi. Maçta ilgili boşaltın, üzgünüz tabii ki. Boşaltın yani. Evet, sahamızı kaybetmiyorduk, kaybettik. Ben biraz daha farklı tonlara girmek istiyorum. Devam edin. Devam edin. Süper Lig'de transfer yasağımıza rağmen bu sene gerçekten üst sıralardayız. Bütün zorluklara rağmen gerek hocamızın, gerekse futbolcularımızın, bizlerin, Ali Başkan'ın, herkesin gayretiyle bir yerlere gelmeye çalıştık. Biliyorsunuz 2 yıl önce çok zor bir durumdayken kulübe başkan olmuştum. Büyük badeler atlatarak layık olduğu yerde, Kayserispor layık olduğu yerde ligde tuttuk. 3 yıldır inanılmaz mücadeleler verdim. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Barımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Ligden düşmek üzereyken aldığımız takımı geçen sene biliyorsunuz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor eleyerek kupa finali oynattık. Bu sene gelinen nokta burada. Fakat benim artık hem kendi işim, hem kendi ailem ve siz de biliyorsunuz, kamuoyundan da duyuyorsunuz, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Ben bu konuda artık şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Bu 45 günlük arada mutlaka bu kulübe, bu şehrin sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta hem derneğimiz hem futbol AŞ'miz var. Bu futbolun, yani dünya kupasının olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, bir karara varılması gerekiyor. Evet, daha başkan değil var. Ya benim artık elimden bir şey gelmiyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra, getirdiğimiz bu noktadan sonra Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerek çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başlangıç bir genel kurul daveti mi? Daveti herhalde aldık. Ondan bir karar. Zaten yeni spor yasası gereği bir tüzük genel kurulu yapılması gerekiyor. Bununla beraber diğer bütün her şeyde konuşulur. Arkadaşlar, Berna Başkan tabii şu anda evladı gibi gördüğü Kayserispor'la ilgili konuşurken çok duygusal bir konuşma yapıyor. Şu anda alınan bir karar falan yok. Evet. Eğer bir karar olursa bunu bir basın toplantısıyla zaten duyururuz. Şu anda görevinin başında. Bu konuda başka bir şey konuşmanın şu anda çok abesle iştigali olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.